Arapça 3 ön lisans 2018-2019 yılı final dönem sonu sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Az bir süre kaldı sizin sınavlara sevgili öğrenciler. Bu videolarımızı Hayatımız Arapça linkinden tıklayıp telefonlarınızda, yolda, yolakta, bahçede, tarlada ya da her fırsatta dinleyip, izleyip başarılı yakalamanız mümkündür. Dikkatli ve tekrar yaparak izlerseniz benim kanaatimce 100 üzerinden 100 alırsınız. Tek istediğimiz beğendiğiniz veya beğenmediğiniz yönlerini videonun altına yazmanız, abone olmanız ve arkadaşlarınızı duyurmanızdır. Yani böyle bir hocamızın böyle bir çalışması var. İzleyelim, takip edelim ve en azından abone olarak destek olalım. Bismillah diyerek birincisi soruya başlıyoruz. Aşağıdaki fiillerden hangisi edilgen, meçhul yapıda değildir? Edilgen fiiller etken ve edilgen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Etken fiil, faili belli olan. Edilgen fiil, faili belli olmayan fiildir diyoruz. Yani meçhul. Şimdi kıyle edilgendir mesela. Bakın bunun malumu kale, meçhulü kıyle. Duribe, bunun malumu darabe. Kıyle denildi, kale dedi. Darabe vurdu, duribe vuruldu. Hasüne güzel oldu. Bu lazım bir fiil. Mudde uzatıldı, medde uzattı. Duiye çağrıldı, dea çağırdı. Dolayısıyla cevabımız sevgili arkadaşlar hasüne. İkinci sorumuza bakıyoruz. Netehaddes anil kahvetil malihati. Tuzlu kahveden bahsediyoruz. Elleti lil'arisil türkiyi. Türk damada verilen tuzlu kahveden bahsediyoruz. Şimdi elleti tabi kahve olduğu için arkadaşlar fiilimiz nedir? Ne olması lazım? Kahve. Müennes olması lazım. Kaddeme sundu. Yukaddemu sunuyor. Kaddemet sundu. Yukaddimu sunuyor. Tukaddemu. Yani Türk damada sunulan kahveden bahsediyoruz. O zaman tukaddemu neydi arkadaşlar? Sunulan. Bakın Türk damada sunulan kahveden bahsediyoruz. Üçüncü sorumuz. Kâne ileyke lakinnel vakte lem yesmeh. Lakin el vakit lem yesmeh. Müsaade etmedi. Yani izin vermedi. O zaman kâne nokta nokta ileyke ne diyeceğiz? Kad eteytü ben geldim diyeceğiz ama olmaz çünkü ondan bahsediyor. Seye'tûne geleceklerdi. Olmaz. Geliyorlar. Olmaz. Gelecekler. Ye'ti arkadaşlar kâne ye'ti geliyordu sana. Olmaz. Seye'ti gelecekti. Kâne seye'ti ileyke. Sana gelecekti. Bakın. Seye'ti gelecekti. İleyke sana. Lakinnel vakte lem yesmeh. Fakat vakit izin vermedi. Kad ete olmaz. Kad eteyti olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar bu. Kad ete gelmişti, geldi. Fakat yani cümle düşük oluyor. Dördüncü sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Temme naklul laciinelle nokta nokta buraya ellezine diyeceğiz. Yani isim mevsun nedir? Çünkü laciine cem-i müzekker sanim. Burada tabi elleti, ellezi atıyoruz çünkü ellezine doğrusu yani birbirine uyacak. Ellaci olsaydı ellezi, ellaciyni olsaydı ellezeyni, ellaciyni olduğu için ellezine.
اَلَّذ۪ينَ تُسَاعِدُهُمْ الْجَمْعِيَّةُ الْبَشَرِيَّةُ اِلَى مَكَانٍ آخَرٍ Yani diyor ki, beşeri, insani cemiyetlerin destek olduğu mültecilerin bir yerden başka bir yere nakli gerçekleşti. Nakli ne yapmış? Gerçekleşmiş. Cevabımız eş. Beşinci soru. تَتَأَلَّفُ الْكُلِّيَّةُ min nokta nokta aksamin muhtelifetin beynehuma beyneha kısmun tedrisi lügat arabiyye kısmu tedrisi lügat arabiyye aralarında Arap dilinin öğretildiği eğitimini verildiği değişik kısımlardan oluşuyor fakülte o zaman buraya boşluğa ne gelecek diyor fi deda İçinde yer ve zaman bildiriyor. Olmaz. Min dendan teteelleful külliyetü fi dedik diye de olmaz. Min olur mu arkadaşlar? Min eksemin muhtelifetin beynehe kısmul tedrisi lügatil arabiyyeti. İçinde Arap dilinin öğretildiği değişik kısımlardan oluşuyor fakülte. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. An dendan olmaz, bi ile olmaz, ale üzerine olmaz zaten. Yani en doğrusu ne odur? Min aksamin teteellefu min. Ya burada ellefe yuellifu fiili min harfi cer ile kullanıldığını bilmemizde fayda var. Es-su'alü s-sâdis, altıncı soru. Aşağıdaki edatlardan hangisi şart cümlesinde iki cümleciğin fiilini de cezmeder? Arkadaşlar, in tef'al, ef'al. İn tektüb, ektüb. Cevabımız budur. Lem, lemme. Bakın, la'unnehiye, nehyeden la. Zaten yani fiilimizin başına gelince ne olur? O fiili nehi yaparız. Nehi. Emri nehi. Yani nehi hazır ya da nehi gayip yaparız. Lamul emir de başa getir. Pardon bu nehi nehi hazır yapıyoruz. Lamul emir de buna emri gayip yapıyoruz. Mesela nedir? Liyektüb. Liyeclis. Liyekül. Liyefem. Anlasın. Yani, lemma da vaktaki anlamında lem fiil-i muzarın başına gelince manasını olumsuz maziye çeviriyor ve sonunu cezmediyor. Dolayısıyla şart edatımız in. Başına geldiği cümleyi ikiye ayırıyor. Birinci kısma şart cümlesi, ikinci kısma ne yapıyor? Cevap cümlesi ve iki fiili de ne yapıyoruz arkadaşlar? Cezmediyoruz. İn. Yağmur yağınca, yedinci soru, toprak güldü cümlesinin Arapça çevirisi aşağıdaki de hangisidir? Yağmur yağınca toprak güldü. Bakın, lemme ce'el mataru, yağmur gelince, ce'e ma'hut turabu, bir beraberinde toprak geldi. Ce'e ma'hut turabu. Cümlemiz o değil. Lemme nezeren mataru, yağmur yağınca dahika turabu, toprak güldü, cevabımız bu. İndeme nezeren mataru, yağmur yağdığı vakit, ibtesemet til aradi, topraklar, bahçeler tebessüm etti. Yakın ama değil, lemme hefalal mataru, yağmur sağanak gibi yağınca hazine turabu, toprak üzüldü, mahzun oldu. Lemme nezeret turabu, toprak yağınca, toprak yağınca, nazil olunca dahiken matarı yağmur yağdı. Tam ters bir cümle. Doğrusu nedir? Lemme nezelel mataru yağmur yağınca ce nedir? Dahike turabu toprak güldü. Tekinci soru. Aşağıdaki cezm edatlarıyla kullanılan muzari fiillerden yapı bakımından doğru olan hangisidir? Arkadaşlar cezm edatı fiili muzari cezmeder. Fiil-i muzari cezm işaretlerini
alametlerini bilmemiz lazım. Eğer elif, vav, ye'den sonra nunla bitiyorsa, hani ef'alul hamse diyoruz ona. Yusafirani, tusafirani. Yusafiruna, tusafiruna ve tusafirine. Bu beş sigada cezm ve nas durumda nun düşer. Şimdi la tusafiruna nun düşmemiş. Lemme yusaf ya'rifuna nun düşmemiş. İn ehrucu ne olmamış? Herhangi bir cezm olmamış. Litezhebani olmamış. Bakın nun var, düşmemiş, nun var, düşmemiş, nun var, düşmemiş. Burada cezm yok. O zaman cevabımız lem yektübne yazmadılar. Peki buradaki nun niye düşmemiş? Çünkü buradaki nuna biz nisven onu diyoruz. Normalde mahallen meczumdur. Lafzen böyle olsa bile. Dokuzuncu soru. Mâ teddehiruhu fissigari. Küçüklüğünde biriktirdiğin ne var ise, ne olursa. O zaman bu hü nedeniyle arkadaşlar buna dikkat edeceğiz cümleye bakarken. Filkiberi, büyüklükte sana fayda verir diyeceğiz. Yenfe'uke filkiberi. Bak nedir? Fakat bu ma ne işe yarıyor sevgili arkadaşlar? Bu cümleyi ikiye ayırıyor. Şart cümlesi, cevap cümlesi ve hem şart cümlesini hem cevap cümlesindeki fiili muzari cezmediyor. Bakın burada zaten teddehir meczum. Yenfe'uke merfu olmaz. Yenfe'uke bakın meczum. Tenfe'uke tenfe'uke yenfe'uke yanlış zaten. O zaman cevabımız B şıkkı. Tekrar ediyorum. Peki neden hocam yenfe'uke de tenfe'uke değil? Çünkü buradaki bakın zamir bu biriktirdiğimiz şeylerin müzekker olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla ikinci fiilimiz, cevap fiilimiz de müzekker olarak gelecek. Onuncu soru. Utabi'u at-tatavurat gelişmeler takip ediyorum. Tatavurati. Niye tatavurati? Çünkü utabi'u fiil. Ayrıca bunda ene fail. Bu mef'ul. Demimenne salimler nasıl durumda da esra alırlar. Nokta nokta es-suhufi vel-internet gelişmeleri gazetelerden ve internetten takip ediyoruz diyoruz. Bakın. O zaman cevabımız aleme yuram olması gerektiği şekilde diyor. Küllü şey aleme yuram her şey olduğu gibi olması gereken şekilde oluyor. Vıfkan uygun olarak fi sebil yolda alat tarik yine yola ama an tariki an tariki suhufi ve interneti internet ve gazeteler yoluyla gelişmeler ne yapıyorum? Takip ediyorum. Cevabımız enne tezheb arkadaşlar enne tezheb bakın burada da iki fiili muzari cezmeden bir şart. Yani nereye gidersen seninle gelirim. Sana ulaşırım cümlesi olacak. Bakın ekunu merfu, yakifu merfu, yutabi'u neke, tabi burada meczum ama müfret olması lazım. Yani ben ulaşırım sana. Ne tezheb, sen nereye gidersen elhak bike, ben sana kavuşurum. Nereye gidersen ben sana kavuşurum, gelirim diyor. Nahnu nezhebu, zaten bakın merfu. Dolayısıyla bakın elhaku dike cevabımız sevgili arkadaşlar D şıkkı. Hel mekefe ibnu Sina havale umrihi fi beledihi. Yani hel ile cevap, hel ile başlayan soruya cevap verecek olursak zaten iki türlü cevap veriyoruz arkadaşlar. La ve ne'amine. Diyor ki İbn Sina ömrü boyunca ülkesinde mi yaşadı? Yani şehrinde mi yaşadı? Ne diyoruz? La, İbn Sina değişik şehirler dolaştı biliyorsunuz. La, el-Safara, Bukhara ve Curfhane ve Fahmedane. Yani Hamadan, Curfan ve Bukhara şehirlerini ne yaptı? Gezdi, dolaştı. Cevabımız bu.
Naam innehu kâne yeştegilu fit-tıbbi vel-felsefeti. Evet, o tıp ve felsefeyle uğraşıyordu. Sorun cevabı bu değil. Sümme raca'a ile beledi âbâihi. Sonra babasının ecdadının şehrine döndü. Ülkesine döndü. Sorun cevabı bu değil. Naam kada ekfere umrihi fil-gurbeti. Evet, ömrün çoğunu gurbette geçirdi. Bu değil. La safara ba'de muddeti ila beledi. Hayır, bir müddet sonra ülkesine döndü ve ülkesine sefer yaptı. Halbuki burada ne diyor? Ömrü boyunca ülkesinde mi yaşadı? Hayır diyoruz. Buhara'ya, Cürcan'a ve Hamadan'a, Fehamadan'a gitti. Cürcan, Fehamadan ve Buhara. 13. Peynir değil, zeytin yedim cümlesi en yakın. Bakın bir de bu ibareye dikkat edin sevgili hanımlar, beyler. En yakın diyor, en doğru diyor. Bakın, Arapça karşılığı aşağı. Kül imme cübnen ev zeytunen. Bakın, kül ye. Halbuki yedim diyor, attık onu. Hel ekelte, yedin mi? Halbuki bu yedim diyor. Me ekeltü, yemedim. Lem ekül, yine yemedim. Me ekül, yemiyorum. Lem ekül, yemedim. Ekeltül cübne ve zeytune kileyhime. Şimdi ekeltü cübne ve zeytune kileyhime. Zeytin ve ekmeği ikisini de yedim. Hem zeytin hem ekmek yedim. Ama burada peynir değil, zeytin yedim diyor arkadaşlar. 13. soruda. Ne diyeceğiz? Me ekeltü cübnen. Peynir yemedim. Lakin zeytin yedim. Cevabımız C şıkkı olacak. Tekrar ediyoruz. Kul imme cübnen ev zeytunen. Zeytin veya peynir ye diyor. Halbuki yedim diyor. Hel ekelte, yedin mi? Burada me ekeltü cübnen. Peynir yemedim. Lakin yedim. Zeytunen, zeytin yedim. Doğrusu C şıkkı arkadaşlar. İş azizen, iş azizen, aziz yaşa, onurlu yaşa, azizen, nokta nokta müt ve ente kerim. Yani aziz bir şekilde yaşa ya da saygın bir şekilde öl. İş azizen, Ev diyeceğiz veya öl ve ente kerim. Sen kerim bir şekilde ol. Ev. Şimdi em yoksa hatta ta ki ve thümme sonra. Halbuki veya diyeceğiz veya ev. Ev kelimesini veriyoruz arkadaşlar. İş azizen. İzzetli yaşa, evmut veya izzetli öl. Ve ente kerim, ve sen nedir? Kerim bir şekilde. Yani ya aziz bir şekilde yaşa ya da saygın bir şekilde öl. Yani ev öl, evmut veya öl ve ente kerim. Sen aziz, saygın, şerefli bir şekilde, yani ya aziz bir şekilde yaşa veya İffetli, onurlu bir şekilde öl. Yani ölümün de saygın olsun demek istiyor. Es-sual-ı hamis aşara, 15. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin eş anlamlısını ifade eden sözde mef'ulü mutlak yoktur? Bakın, sözde mef'ulü mutlak, hangi sözde mef'ulü mutlak yoktur? Ka'adne cülûsen. Mef'ulü mutlakı önce hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Neydi mef'ulü mutlak? Fiilin sayısını, çeşidini, nevini, şiddetini pekiştirmek üzere kullanılan o fiilin mastarından ve eş anlamlı bir mastarla pekiştirilen, yani fiili pekiştiriyor. Adı üstünde mutlak. Mesela ka'adne cülûsen. Cülûs celese, kaade eş anlamlı. Bakın ve mastar manası. Bu mef'ul mutlak. Kara'ne ceyyiden. Kara'ne
okuduk. Ceyyiden güzel bir şekilde okuduk. Bak burada ceyyiden mastar değil. Şey değil yani. Kara ile yakından uzaktan ilgisi yok. Yerlerine bakacağız mesela. Vakafne kıyamen. Vakafa ayakta durdu. Kıyamen ayakta durmak. Durma şekilde ayakta durduk. Yani ciddi bir şekilde tam anlamıyla belli birbirinde durduk diyor. Cereyne regdan. Koşarak gittik yani. Koştuk. Tam bir koşmanın. Rekada koştu, cera koştu. Meşeyne seyren. Yani yürüyerek yürüdük. Amma da yürüdük ha filan. Bakın meşe ve sera yine yürümek. Cera rekada koşmak. Vakafa kame ayakta durmak. Kaade celese oturmak. Dolayısıyla cevabımız sevgili öğrenciler, bunda mef'ul mutlak yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisine isim tamlaması olarak gelen mef'ul mutlak vardır? İsim tamlaması olarak. Bakın. İsim tamlaması olarak mef'ul mutlak. Taraktu'l-bâbe merraten. Taraktu'l-bâbe merratin diyor. İsim tamlaması olarak gelen. Taraktu'l-bâbe merratin. Kapıyı defalarca vurdum. Bak merratin. Üç ve daha fazla. Ama nedir? İsim tamlaması değildir. Secettü secdeteyni. İki defa secde ettim. Burada bir isim tamlaması var mı arkadaşlar? Yok. Ecebet tilmizu icabetel alimi. Öğrenci alimin cevabı gibi cevap verdi. Alimin cevabı isim tamlaması. Değil mi? Bir diğerine bakalım. Kara'tu'l-makalete kıraaten sahihaten. Makaleyi doğru bir şekilde okudum. Burası sıfat tamlaması. Ferihel-validu. Baba sevindi. Ferhan şediden. Şiddetli bir sevinçle sevindi diyor. Dolayısıyla cevabımız isim tamlaması olarak Ecebet-tilmizu icabetel-alimi. Es-seb'ate-aşara. 17. soru. Aşağıdaki cümleden hangisine fiilin anlamına pekiştiren mef'ulü mutlak vardır? Mef'ulü mutlak. Fiilin anlamını pekiştiren. Evet. Fehimtü derse fehmen. Bakın fiilin anlamını pekiştiriyor. Fehimtü derse fehmen. Aslında cevabımız bakın fehimtü derse fehmen şu. Peki zehebtü ile suhi çarşıya gittim. Mâze fealte fissuhi. Çarşıda ne yaptın? Ve şeribtü şeye fil makha. Kahvede çayı içtim. Kahvehanede çayı içtim. Ve karatül ceridete kıraeteyni. Gazeteyi iki defa okudum. Fakat ne diyor burada? Fiilin anlamını pekiştiriyor. Fehimtü derse fehmen. Tam anlamıyla dersi anladım. Herhangi bir şek şüphe ya mahal vermeden pekiştiriyor. 18. soru arkadaşlar. Bu niye hazel mescidu İbbanet Devleti Osmaniyeti? Yukarıdaki cümledeki kelimelerin hangisi mef'ulun fihtir? Tabi burada arkadaşlar bu niye hazel mescidu bu mescit inşa edildi. İbbane zamanında Devleti Osmaniyeti Osmanlı Devleti zamanında. Şimdi bu kelimenin manasını bildik mi? Hemen bu olduğunu. Çünkü haze bu demek. Devlet-i Osmaniyeti Osmanlı Devleti demek. El-Mescidu ismi mekan biliyorsunuz. Bu niye fiili mazi? O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? İbbâne. Mef'ulun fih. Mef'ulun fih ne zaman ve nerede? Bu niye hazel-Mescidu? Bu mescit inşa edildi diyor. Ne zaman inşa edildi? İbbâne Devlet-i Osmaniyeti. Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı döneminde inşa edilmiş. Es-su'alü't tâsi aşara. Fekkere, pardon, fekkir, tefekkür et, düşün, düşün. Es-su'ali. Fekkir, es-su'ali. Ceyyiden. Bak, güzel bir şekilde. Kablel-icabeti. Kablel-icabeti. Soruda kafanı yor diyor.
Cevap vermeden önce kafanda sorunun üzerine yoğunlaş, soruda yoğunlaş. O zaman nerede yoğunlaşacağız? Soruda. Nerede? Nerede düşünmemizi gerçekleşeceğiz? Sorun için. O zaman arkadaşlar de deriz. Fekir mine sorudan düşün olmaz. İle süeli soruya düşün olmaz. Kes süeli soru gibi tefekkür et olmaz. Ale süeli soruya düşün olmaz. Demek ki son soruya geldik sevgili arkadaşlar. Bakın kable el beyte amin beneytu haza. Şimdi bu evi bir sene önce inşa ettim derken nasıl diyor, doğru sıralanışı hangisidir? Önce fiille başlarız çünkü inşa ettim diyor. Beneytu hazel beyte kable amin deriz. Bakın beneytu bina ettim. Neyi bina ettin? Hazel beyte, bu evi. Ne zaman? Kable senetin. Kable senetin. Beneytu hazel beyte kable senetin. Dolayısıyla hangisi arkadaşlar? Hepinize din açıkla diliyorum. Kalın sağlıcakla. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere.